Öncelikle herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün velilerimizin çok sormuş olduğu bir soruyu cevaplamak istiyorum. Yaz tatilinde İngilizce takviye olarak çocuklarımıza hangi kaynakları izletmeliyiz, göstermeliyiz, çalıştırmalıyız? Faydasını görmüş olduğum bazı uygulamaları sizle paylaşmak istiyorum. Öncelikle küçük yaşlar için söyleyeceğim. YouTube izletiyorsanız şayet, onun yerine durup odaklanıp da bir şeyi sürekli izleyeceğine, beyinlerinin alıcı verici ilişkilerinin daha aktif olması adına interaktif oyunlar kesinlikle daha faydalı. Bu anlamda Little Pandas Pet Salon adlı bir oyun var. Bu oyunda işte hayvanların saçını kes, hadi onu yedir, hadi onu içir gibi komutlar veriyor. Burada kulak aşinalığı oluyor. Hem görselleri çok eğlenceli, hem de çocuk onun senden istemiş olduğu komutları İngilizce anlayıp bir süre sonra yapabilir hale geliyor. İkinci tercihimiz ise benim hemen hemen bütün öğrencilerime önerdiğim, bunu 3 yaşından 10 yaşına kadar bütün çocuklar oynayabilir. Adı Khan Academy Kids. NASA'lı bir bilim adamının yeğeni için bulmuş olduğu bir program olduğunu duydum. Her açtığınızda farklı bir şey çıkıyor karşınızda. Bir açıyorsunuz size hikaye anlatıyor. Bir açıyorsunuz, örnek veriyorum, alfabe. Alfabe önce size şarkıyı öğretiyor. Sonra hadi bize B'yi çiz diyor. Ve B'nin nasıl çizileceğini gösteriyor. Böyle bir ok var. B'yi bu şekilde çiziyor. Çocuk da onu takip ediyor. Bütün konular öncelikle anlatımlı. Daha sonrasında karşı taraftan komut ve refleks bekleyen programlar. Bunun dışında YouTube'da İngilizce öğretmenleri çok iyi bilir. Steve and Maggie adlı bir kanal var arkadaşlar. Steve adlı bir abinin diyelim, karga ile birlikte yaşamış olduğu maceralar var ama gerçekten çok eğlenceli. Konu konu flashcard alabilirsiniz evde öğretmek için. Tabii ki nasıl okunacağını da öğrenmek gerekiyor bu anlamda. İngilizcenin altyapısı birazcık sizde olması lazım çocuğunuz adına. Örnek veriyorum, vücudun kısımlarını gösterdiniz flashcardla. Kol, ayak, bacak diye gösterdiniz. Daha sonra Steve and Maggie body parts yazdığınız zaman konunun üzerinden gerçekten çok iyi geçiyor Steve. Bunun dışında büyük yaş grubu için BookBox Inch diye çok güzel bir kanal var. Bu kanal çocuklara İngilizce hikaye anlatırken aynı zamanda da erdemle alakalı, insanlıkla alakalı güzel noktalara değiniyor masallar. Yatmadan önce okumalarını tavsiye ederim. Çünkü yatmadan önce okunan dinlenen şeyler beyindeki dil kategorisine çok daha rahat yerleşiyor. Çocuğum ortaokula gidiyor, biz ne yapabiliriz derseniz. Word Up diye çok iyi bir uygulama var. Buraya girip burada kendi seviyesini seçip oradan İngilizce çalışabileceği bir aplikasyon. Önce yapmış olduğu bir testte sizin bilmediğiniz kelimeleri ortaya çıkartıp daha sonra bunlarla alakalı videolar ve cümlelerle size bilmediğiniz kelime ve cümleyi çok güzel bir şekilde öğretiyor. Bunun dışında benim kanalımı takip edip kanalımdaki videoları çocuklarınıza bol bol izlettirebilirsiniz. Çünkü ben hemen hemen her konuyla alakalı video hazırlıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.